Merhaba. Son 5-6 yıl içerisinde hayatımıza giren ve kilo verme konusunda adeta çığır açan GLP-1 analogları hakkında bazı kafa karışıklıkları olduğunu görüyorum. Bunu gidermek için bugün kısa bir karşılaştırma ve bilgilendirme yapmak istedim. Nedir bu GLP-1 analogları? Eğer kısa bir Google araması yaptığınız zaman Kıbrıs'ta Ozempic yani semaglutide adlı peptidin ilk kullanımını yapan hekim olarak karşınıza muhtemelen ben çıkacağım. Aşağı yukarı 3 yıldır kullandığımız peptitler ile sayısız hastamız kilo vermiş ve kolesterol, tansiyon, şeker gibi birçok sağlık parametresinde de iyileşmeler görmüştür. Hatta yapılan bilimsel çalışmalarda semaglutide adlı peptidin kullanımına paralel olarak Alzheimer ve demans grubu hastalıklara karşı koruyucu olduğu da gözlemlenmiştir. Sadece bu kadar değil. Fare deneyleri, ardından insan çalışmaları ve şimdi de hala daha süren klinik deneyler semaglutide adlı GLP-1 analoğunun ve hatta diğer GLP-1 analoglarının Alzheimer ve demans grubu hastalıklar üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Buna ilaveten, diyabet sorunu olmayan, yani şeker hastası olmayan kilolu kişilerde kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemlerden dolayı ölüm riskini %20 oranında azalttığını gösteren ve diyabet sorunu olan kişilerde ise, yani şeker hastalarında ise kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemlerden dolayı gerçekleşen ölüm riskini %26 oranında azalttığını gösteren bilimsel, hatta New England Journal'da yayınlanan ciddi çalışmalardır bunlar. Hal böyleyken ve yan etki konusunda fayda maliyet analizi yaptığınız zaman ciddi bir risk ile karşılaşma ihtimaliniz yok sayılacak kadar azken ben genellikle hastalarımda veya ailemde GLP-1 analoglarının uzun süreli küçük dozlarda kullanılmasını savunan bir hekimim. Kendim de düşük dozda bu ilacı uzun bir süredir kullanıyorum bu faydaları açısından. Gelin şimdi zayıflama iğneleri olarak anılan GLP-1 analoglarının birbirleriyle olan farklarına ve benzerliklerine bakalım. İlk olarak yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza giren ve Saxenda ticari ismiyle bilinen liraglutide adlı GLP-1 yani glukagon benzeri peptit analoğu olan enjeksiyon tipi ilaç günlük kullanım yapılarak iştah kapatmaya ve kilo vermeye yardımcı olan bir ilaçtır. Saxenda FDA onayı olan ve kilo kontrolü konusunda başarıya sahip olan en ilk GLP-1 analoğudur. Bu ilaç başarı olarak oldukça kısıtlı, yan etki açısından da biraz hayat kalitesini düşüren bir ilaç olduğu için artık dünyada çok da kabul gören bir ilaç olmaktan çıkmıştır. Ardından 2021 yılında semaglutide adlı ilaç, ticari ismiyle Wegovy veya Ozempic olarak bildiğiniz ilaç, FDA onayı olarak kilo kontrolü için yeni bir alternatif yarattı. Bunun hemen akabinde 2023 yılında Mounjaro veya etken maddesi olan tirzepatide ile bildiğimiz ilaç da FDA onayı alarak raflarda yerini aldı. Şu an retatrutide adlı ilaç faz 3 aşamasında olup yaklaşık 1 yıl gibi bir süre sonra FDA onayından geçmesi bekleniyor. Kısacası son yıllarda kilo kontrolü için elimizde mevcut preparatların sayısı ve etkinlik oranları artmaya devam ediyor. Bu da bence yakın bir gelecekte bariyatrik cerrahi operasyonlarına ihtiyaç kalmadan kilo probleminin her tür hastada çözülebileceği bir noktaya geleceğimizi, gidiyor olduğumuzu gösteriyor. Obezite ve buna bağlı sağlık sorunları için medikal anlamda aslında güzel bir keşif dönemindeyiz diyebiliriz. Peki nedir bu ilaçlar, etken maddeleri ve markalar arasındaki fark? Şu an kilo vermede kullanılan
ve kafa karıştırabilen birçok marka ve farklı ilaç vardır. İlk olarak bunlara açıklık getirelim. Örneğin Ozempic veya Wegovy olarak bilinen ilaçlar aslında etken maddesi semaglutide adlı peptitten oluşan ilaçlardır. Yani semaglutide dediğimiz zaman Novo Nordisk şirketinin ürettiği Ozempic ve Wegovy adlı ilaçlardan bahsediyoruz temelde. Ozempic ilk çıktığı zaman diyabet için kullanılan bir ilaçtı. Sonrasında kilo verdirme özelliğiyle gündeme gelerek başka bir ticari isim adı altında, yani Wegovy isminde farklı miligramlar içeren şekliyle pazarlandı. İki ilaç da aynı marka tarafından üretiliyor ve hem Ozempic hem de Wegovy birebir aynı içeriğe, yani semaglutide adlı peptit içeriğine sahiptir. Sonrasında Mounjaro veya Zepbound marka isimleriyle bilinen tirzepatide adlı peptit de piyasaya çıkmış ve FDA onayını almıştır. Aynı semaglutide'da olduğu gibi tirzepatide'ın da iki farklı marka ismi olarak çıkmasının sebebi ilacın birinin diyabet, diğerinin de kilo vermek için pazarlama stratejisi olarak kullanmalarıdır. Fakat gerek Mounjaro gerekse Zepbound birebir aynı ilaçtır. Bu marka isimleri de Eli Lilly adlı firmanın ürettiği ilaçlar olarak biliniyor. Bu ilaçlar ilk çıktıkları günden beri hem şeker düzenlemesi, hem kilo verdirici özellikleri, hem de kalp ve damar sağlığı açısından olan olumlu etkileriyle birlikte oldukça yüksek bir talep görüyorlar. Talep o kadar fazladır ki bu talebe yetişebilecek bir üretim mevcut değildir ne yazık ki. Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound'un üretiminde yetersizlikler olduğu için ve dünya genelinde talebe cevap veremediği için FDA, yani Amerikan İlaç Eczacılık Kurumu, bu ilaçları, yani semaglutide ve tirzepatide adlı peptitleri yeterli üretimi olmayan ve kıtlığı olan ilaçlar listesine almıştır. Kıtlık durumunda kişilerin ilaca erişimini kolaylaştırmak için Amerika'da yer alan compounding pharmacy olarak bilinen ve ilaç üretme yetkisi olan eczanelere marka ismini kullanmadan sadece ve sadece etken madde ismini kullanarak, yani semaglutide veya tirzepatide olarak üretim yapmaya izin vermiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound sıkıntısı olmasına rağmen üretim yetersizliği olan ilaçlarda devletin yetkilendirdiği üretim eczaneleri bu ilacın üretimini yapabilmektedir. Bu yüzden semaglutide ve tirzepatide doktorların hastalarında kullanabilmesi için doktorlara özel olarak üretilebilmektedir bu eczaneler tarafından. Aradaki fark marka ismini değil, fakat yine aynı içeriğe sahip etken maddesini kullanabiliyorsunuz. İleride eğer Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound'un üretiminde artış olduğu ve talebi karşılamaya başladığı zaman Amerika'daki bu eczaneler de semaglutide ve tirzepatide üretimini durduracaklardır. Yani aslında amaç işe yarayan ve kişilerin sağlığına yararı olacak olan bu ilaca erişimi kolaylaştırmaktır. Bunu yaparken de devletin denetiminde ve sadece doktorlara verilmesini sağlayarak bir kontrol mekanizması geliştirilmiştir aslında. Şimdi gelin semaglutide ve tirzepatide adlı ilaçların başarılarına bakalım. Hatta mukayese için benim pek de sevmediğim liraglutide, yani marka ismiyle Saxenda'ya da bakalım. İlk olarak liraglutide, yani Saxenda olarak bilinen ilacın başarısına baktığımızda gördüğümüz şudur. 56 haftalık bir süreç içerisinde ortalama olarak vücut ağırlığının %8'ini verdirebildiğini görüyoruz.
Yani 100 kilo olan bir kişi 56 hafta gibi bir süreç içerisinde 92 kiloya gelebiliyor ortalama olarak. Tabii ki bu da bir kazanım. Fakat daha başarılı preparatlar varken bu preparatın seçilmesi oldukça anlamsızdır. Şimdi Ozempic veya Wegovy ticari isimleriyle bilinen semaglutide enjeksiyonuna dönelim. Semaglutide ile 60 hafta bandına baktığımız zaman %16'lık bir kilo kaybı görüyoruz. Yani 100 kilo bir kişi 60 haftalık bir sürede ortalama olarak 84 kiloya gelebiliyor. Bu da oldukça tatmin edici bir rakamdır. Mounjaro ve Zepbound ticari isimleriyle bilinen Tirzepatide adlı enjeksiyona baktığımız zaman 60 hafta gibi bir sürede kişinin vücut ağırlığının %22'sini verdirebildiğini görüyoruz. Bu durumda aynı 100 kişi kilodaki kişiyi ele alalım. Bu kişi aynı zaman zarfında 78 kiloya kadar gerileyebilmektedir. Yani aslında seçim semaglutide ve tirzepatide arasında bir seçimdir. Liraglutide'a pek bakmıyoruz. Başarı olarak baktığınız zaman tirzepatide oldukça önde olmasına rağmen maliyet olarak daha pahalı olduğu için semaglutide'a olan talep daha yüksek olabilmektedir. Rakamsal olarak bizler semaglutide tedavisini aylık olarak 150 euro civarlarına sunabilirken tirzepatide tedavisini aylık 250 euro civarlarına sunabiliyoruz. Bu rakamsal fark da semaglutide'ın daha fazla tercih edilmesine sebebiyet verebiliyor. Zayıflama iğnelerinin yani GLP-1 analoglarının fizyolojik olarak ne gibi bir işe yaradığından da bahsedelim. GLP-1 analogları yani uzun isimleriyle glukagon benzeri peptit analogları vücudumuzda bulunan GLP-1 adlı peptidin fonksiyonlarını taklit eder. Yani kandaki şeker düzeyini dengelemek ve iştahı kontrol etmek gibi bir etki gösterirler. GLP-1 analoglarının fizyolojik olarak rollerine bakacak olursak şu şekilde bir özet yapmak mümkündür. Bir numaradaki özellikleri kandaki şekerin yüksek olduğu durumlarda pankreasın daha fazla insülin salgılamasını sağlayarak şekerin alınıp toparlanıp kas hücrelerine daha fazla nüfuz etmesini sağlar ve yağ olarak depolanması yerine enerji olarak açığa çıkmasına yardımcı olur. İkinci özellikleri sadece insülin salgılanması değil, kilo verme konusunda engel teşkil eden ve hastaların çoğunda yeme bozukluğu oluşturan başka bir sorun olan insülin direncine karşı da etkin bir tamirat gerçekleştirir. Yapılan kapsamlı bir laboratuvar çalışması, GLP-1 analoglarının insülin direncinde oluşan endoplazmik retikulum adlı organeldeki stres tepkisini azalttığını göstermiştir. GLP-1 analogları mTOR adlı sinyal yolunu inhibe ederek bu stres tepkisini doğrudan modüle edebiliyor ve yağ hücrelerinde insülin duyarlılığının artmasına sebebiyet veriyor. Sadece yağ dokusunda değil, aynı zamanda diğer doku ve hücrelerde de anti-inflamatuar etki yaratan GLP-1 analogları aynı zamanda inflamasyonun yani iltihaplanmanın azalmasına da sebep oluyorlar. Üçüncü olarak bu ilaçlar gıdaların yani yediğimiz yemeklerin mideden bağırsağa geçiş sürecini uzatırlar ve bu durumda da tokluk hissinin süresini artırmış olurlar. Alınan bir gıda erken tokluk hissi yarattığı gibi bu tokluk hissinin daha uzun sürmesini de teşvik etmektedir GLP-1 analogları. Kısacası gerek aldığımız yemeklerin, gıdaların daha uzun bir tokluk hissiyatı vermesine, gerekse aldığımız gıdalardan elde ettiğimiz
glukozun yani şekerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına, gerekse insülin direnci olan kişilerin insülin hassasiyetini artırmasına sebep oluyor GLP-1 analoğu dediğimiz enjeksiyonlar. Bu enjeksiyonların kullanımı ile bu sebeplerden ötürü hem kilo verimi gözlemliyoruz, hem vücuttaki inflamasyonun veya iltihaplanmanın azaldığını görüyoruz. Bunlara istinaden de gerek glukoz metabolizmasındaki bozuklukların, gerek inflamasyonun, gerek yağlanmanın yarattığı ikincil unsurlar olan kardiyovasküler riskler, demans, Alzheimer gibi hastalıklar, nörodejeneratif hastalıkların da insidansında düşme görmemizin sebebi de aslında birebir GLP-1 analoglarının bu özellikleri sayesinde.